Kulun bakılan ilk ameli namazdır. Hazreti Ali aleyhisselam namaz hakkında tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuştur. Namaz günahları yaprakların döküldüğü gibi döker ve iplerin çözüldüğü gibi çözer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı insanın kapısının önünde akan ve orada gece gündüz 5 defa yıkanılan şifalı nehirlere benzetmiştir. Böyle olan bir kimsede kirden hiç eser kalır mı? Hazreti Ali yine şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, büyük günahlardan sakındığın takdirde iki namaz arasında işlediğin günahları örter. Allah-u Teala işte bu namaz hakkında şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur. Eğer sizden birinin kapısının önünden bir nehir akar ve günde 5 defa kendisini orada yıkarsa acaba bedeninde bir kirlilik kalır mı? Namazın örneği de temizleyen nehir örneğidir. İnsan her namaz kıldığında kendisini üzerinde kalıcı olduğu imandan çıkaran günah dışında her günahı temizlenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kul namaza durup fikri ve kalbi Allah-u Teala'ya teveccüh edince namaz bittiğinde annesinden doğduğu gün gibi olur buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim iki rekat namaz kılar ve bu iki rekat namazda ne söylediğini bilirse işi sona erdiğinde kendisiyle aziz ve celil olan Allah arasında işlediği bütün günahları bağışlanır. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. 5 vakit namazlara özen gösterin. Zira kıyamet günü olunca Allah Tebarek ve Teala kuluna seslenir ve ondan ilk istediği şey namazdır. Eğer onu kamil bir şekilde yerine getirmişse ne iyi. Aksi takdirde ateşe atılır. Yine şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü kulun ilk görülen ameli namazdır. Eğer namaz kabul edilirse diğer amellere bakılır. Aksi takdirde amellerinden hiçbirine bakılmaz. Yine buyurdu ki, dinin direği namazdır ve namaz insanoğlunun bakılan ilk amelidir. Eğer bu doğru olursa diğer amellerine de bakılır. Eğer doğru olmazsa diğer amellerine de bakılmaz. İmam Bakır aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Kulun hesaba çekildiği ilk şey namazdır. Eğer namaz kabul edilirse diğer amelleri de kabul edilir.